Güçsüzleştik mi lan? Arkadaşlar selam. Bugün yeni bir seri oluşturma kararı aldım. Bu seride kendimce çok önemli bulduğum ve yıllardır öğrendiğim estetik gözükmenin birçok ufak tekniği ve yöntemi var. Bunları size aktarmaya çalışacağım kendimce ve es geçildiğini düşündüğüm için çekiyorum. Yani baktığınız zaman çok Türkçe böyle bir kaynak bulamadım. O yüzden böyle bir seri oluşturmaya karar verdim. Bugün serinin ilk bölümü boyun kasından bahsedeceğiz. Ondan sonra seri böyle devam edecek. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Yaklaşık bir 10 bölüm falan devam edeceğine eminim. Bugün ilk kısım olan boyundan başlıyorum. Bu boyun kısmında spora ilk başladığımdan beri dinlediğim... Salona girdiğim ilk zamanlardan beri izlediğim Alfa Destini'nin bana faydası çoktur. Kendisini buraya bir yere, hocam şuraya bir yere çıkartırız. Onun sayesinde 2017'de boyun çalışmaya başlamıştım. Tabii çok düzenli olmadı, ara ara çalıştım ama şu son bir senedir bayağı düzenli çalışıyorum diyebilirim yani. Şimdi boyun neden önemli? Boyun aslına bakarsanız çok hani kimsenin çalışmadığı bir bölge, çok es geçilen bir bölge. Fakat bana kalırsa bu oluşturacağımız serinin en önemli maddesi boyun. Neden? Çünkü boyun bir insanla karşı karşıya ilk görüştüğünüz ya da ilk karşılaştığınız zaman da gövdenizi başınızla bağlayan bir kısım. Haliyle böyle olduğu için bir insanla karşılaştığınız ya da ilk konuştuğunuz zaman yani gidip de sizin hani göğüslerinize ya da kaflarınıza bakmıyor. Gidip sizin boynunuza, yüzünüze baktığı için gözlerinize boyun çok önemli bir kas grubu ve şu an buralarda geçer birkaç tane fotoğraf. Boyun aslında o sizin size estetik gelen, çok maskülen gelen Hollywood aktörleri ya da işte bu Ahmet abi olur, Necdet abi olur. Bakarsanız hepsinin ortak bir noktası var bana göre. Boyunları çok kalın. Mesela baktığınız zaman güreşçileri, boksörlerin, adamların sırf şu omuz hizasından üstünü gördüğünüz zaman bile şey diyorsunuz yani, ulan adam ne kadar kaslı mesela. Hatta bununla ilgili şöyle viral bir olay vardı bundan 2 sene önce. Amerika'da bir tane uyuşturucu satıcısı, bir fotoğrafı vardı onun yakalandığı zaman. Sadece adamın omuzlarından üstü gözüküyordu. Fakat adamın bir herhalde bozukluk, boyun aşırı kalındı. Ve herkes o sıra şey diyordu yani, bu adam nasıl bu kadar kaslı, güçlü falan filan, ama adamın hani buradan aşağısını gören kimse yok. Sonra adam serbest bırakıldıktan sonra birkaç tane videosu ortaya çıktı ve adam bildiğiniz zarganının dibi olduğu anlaşıldı. Yani boynunuz bayağı bir önemli. Şimdi bu boyun işini açıkçası ben burada size ne kadar estetik olduğunu anlatmaktan ziyade o geçirdiğim fotoğraflar ve şu an buraları da ara ara koyarım. Bunlar Photoshop'la sadece boyunun kalınlığı arttırılmış fotoğraflar. Yani buradan farkı bile anlarsınız zaten. Onun dışında benim kendi keşfettiğim birkaç önerim olacak. Ondan sonra da size boyun, ben nasıl çalışıyorum onu anlatacağım. Şimdi öncelikle benim önerilerime gelirsek. Yani arkadaşlar tamam, boyun çalışıyorsunuz, çok güzel, boyun çalışmaya başladınız. Bu arada boyun çok hızlı büyüyen ve çok hızlı küçülen bir kas grubudur. Siz boyun çalışmaya başladıktan sonra kısa bir süre içinde çok güzel bir kütleye erişeceksiniz. Fakat bırakırsanız da çok kısa bir sürede hemen o kütleyi kaybedersiniz. O yüzden bunu asla unutmayın. Çok bırakmayın yani. Haftada en az 2 olsa da çalışın, 1 olsa da. Benim kendi önerebileceğim önerilerden en önemlisi, boyun çalışmaya başladınız, boyun kaslarınız büyüdü. Ondan sonra dediniz ki abi hani estetik nerede? Şimdi bunun en büyük sebebi şu. Kendim de çok yağlı olduğum zamanlardan biliyorum. Öyle bir dönem yok bu arada. Bunun sıkıntısı şu, mesela boyun kaslarınızı büyüttünüz, çok güzel, ama hala sizin üstünde bir yağ kütleniz varsa, özellikle çene kısmınızda, bu sizin o estetik görüntünüzü öldürecektir. Bu çok önemli. Yani o yüzden yağ oranınızın düşüklüğü de bu konuda çok çok önemli. Bununla ilgili de bir madde olacak yağ oranının önemiyle alakalı. Onun dışında benim kendimde zamanında gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi de, ne kadar boyun çalışırsak çalışalım, yani boyun kütlemiz, boyun genişliğimiz ne kadar açılırsa açılsın, eğer bizim boyun postürümüz, yani genel anlamda postürümüz kötüyse, bu nerd yürüyüşü kafa önde, bu şekilde bir postür varsa, postürel bir sıkıntı varsa, bu açıkçası size hiçbir estetik katkıda bulunmayacaktır. Ayrıca boyun çalışmanın birkaç benim kendi keşfettiğim faydalarından bir tanesi, boyun ağrısı yaşamıyorum ve baş ağrısına da çok iyi geldiği söyleniyor. Ve ileride olur ki bir sokak kavgasına yakalanırsanız elense yemez. Elense ve bayılma riskiniz daha az. Bunlar tabii çok ufak detaylar. Çok terledim ben. Ben nasıl boyun çalışıyorum derseniz, ben haftada en az 2 gün çalışıyorum. Yani bazen bu 3 güne de çıkıyor. Temel olarak boynunuzu çalışabileceğiniz 3 farklı hareket var. Fakat ben bunların 3'ünü de hiçbir zaman tam anlamıyla kullanmadım. Genelde sadece 2 tanesini kullanıyorum. Hatta 1. Bu ne oğlum, 1 ne? Hatta 1. Bu hareketler neler? Bu hareketler ilkiyle başlayalım. İlki şu an ekrana geleceği üzere neck curl. Evet, ilk hareketimiz neck curl. Benim en sevdiğim boyun hareketi ve bence en etkilisi bu.
kütle açısından. İlk başlarda ağırlık kullanmamanız çok önemli. Ve hareketi yaparken olabildiğince boyun kaslarınızı hissetmelisiniz. Benim burada yaptığım gibi ayağınızı kaldırabilirsiniz. Hani karın kasınız daha az çalışsın diye. Yani olabildiğince boyunda tutmak istiyoruz stresi. Onun dışında hareketi ağırlıksız çözdükten sonra, belli bir hareket yolunu kavradıktan sonra yavaş yavaş ağırlık takabilirsiniz. Ağırlık taktığınız zaman da dikkat etmeniz gereken nokta, bir şapka ya da bir benim buradaki kullandığım gibi bir havlu kullanabilirsiniz. Bu sizin daha rahat yapmanızı sağlayacak ve kafanızın acımasını önleyecek. Ağırlıklıyken en kilit nokta, plakayı tuttuğunuzda olabildiğince ellerinizin serbest olması, yani bileklerinizin çok kuvvet uygulamaması ön kollarınızdan ziyade boynunuzun çalışmasını sağlayacak. Sıradaki hareket neck extension. Açıkçası bunu çok yapmıyorum. 2 haftada bir falan yapıyorum. Ama tabii bunları çok düzenli yapmadığım için, yani neck curl dışında hepsini çok düzenli yapmadığım için potansiyelimden epey çalıyorum. Şimdi neck extension'a geçelim. İkinci hareket neck extension. Bunu yaparken ağırlıkla başlayabilirsiniz. Tabii çok yüksek bir ağırlık değil. Ben burada 5 kilo ile yapıyorum. Ayaklarımı sardığım gibi siz de bench'i sarabilirsiniz. Bu arada genelde bu hareketleri yaparken salondan böyle garip garip bakışlara maruz garanti kalacaksınız. Tepkiler alacaksınız. Bunlara aldırış etmemeye bakın. Neck extension'dan sonra ne var? Neck side raise'ler var. Bu hareketi çok fazla yapmadım. Yani çok nadirdir, toplasam 1-2 defa. Ama sonuç olarak isteyen arkadaşlar varsa yapabilirler. Geldik benim en sevmediğim harekete, neck raise. Hiç yapmadığım bir hareket açıkçası. Fakat boynunuzun full potansiyele erişmesini istiyorsanız yapmanız gereken bir hareket. Benim kol boyum uzun olduğu için dirseğimi koyuyorum. Siz kolunuzu koyabilirsiniz. Koyduktan sonra herhangi bir ufak bir dumbbell'la boynunuzu çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu serideki videoları çok uzun tutmak istemiyorum, çok sıkmamak için. Yani kısa kısa böyle hepsinden bahsedeceğim. İkinci bölümde trapezlere değineceğiz. Üçüncü bölümde weaving var. Dördüncü bölümde deltoidlerin önemi var. Boyunla ilgili sorunuz olursa daha çok serinin ikinci videosunun başında değinebilirim. Basit sorular varsa aşağıda da yorum bırakabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İkinci videoda görüşmek üzere. Fakat serinin ikinci videosu ne zaman gelir? Magnus hocam, biliyor muyuz? Ben de biliyorum. Net bir ayı var onun. Araya bayram girecek çünkü. O zaman kendinize iyi bakın.